Denizli büyük tercih sebebi. Size de özellikle Denizli konusunda bizi desteklediğiniz için, yerel ırkları özellikle desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar yapılması lazım. Birilerinin yapması lazım. Biz de neden bu biz olmayalım dedik ve dernek kurarak bu yola 2013 yılında girdik. Malum Denizli'nin tarihçesine geldiğimizde Denizli horozu bu bölgenin 3000 yıllık tarihi kanıtlanmış ırkı. Nasıl kanıtlanmış? Özellikle belgelerle kanıtlanmış. Pamukkale'nin altında Laodike dediğimiz bir kent var. Hiyerogliflerle Denizli horozunun o tarihlerde bu topraklarda olduğu ispatlandı bildiğim kadarıyla. Evet, kabartmalarda değişik işte objelerin üzerine resimleri işlenmiş. Şehrin girişinde Denizli'nin horozlarının olduğu o şeyler, kabartmalar yapılmış. Güvercinler de aynı şekilde. Denizli'nin güvercini de çok meşhurdur. Bu bölgenin yerel ırkıdır. Onlar da 3000 yıllık kanıtlanmış bir ırk Denizli bölgesinde olduğunu. Burada tarihi buradan başlar ve günümüze kadar gelmiş. Tabii zaman zaman işte hastalıklara olmuş. Efendim mesela savaşlar olmuş. Bir şekilde horoz bunlardan etkilenmiş. Etkilenmiş ama sağlam bir ırk, dayanıklı bir ırk olduğu için günümüze kadar gelmiş. Denizli ırkının içerisinde aşırı derecede soğuğa, aşırı derecede sıcağa dayanıklı genetik varyasyonları var. Tabii biz bunları hani nereden biliyorsun? Sen bunun araştırmasını... Evet, biz bunun araştırmasını bilimsel olarak Akdeniz Üniversitesi'nden Demir Özdemir Hoca, yardımcı doçent doktor, bu konuda çalışıyor. 6 yıldır benim bildiğim kadarıyla Denizli horozu üzerinde çalışıyor. Biz bundan alıyoruz bilgileri. Bu şekilde bize bilgi verdi. Dedi ki çok sağlam ırk Denizli ırkı. Özellikle çok aşırı derece sıcağı ve aşırı derece soğuğa karşı dayanıklı bir ırk. Bugüne kadar gelmesinin sebeplerinden biri de bu. Sözü geçmişken Demir hocamıza da teşekkür edelim. Sadece Denizli olarak değil de Türk ırklarının tamamında akademik olarak bize destek verdiği için. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten Demir hocanın katkıları çok büyük. Bu şekilde akademisyenlerle çalışmak bize daha çok güç veriyor. Yaptığımız işi sağlam zemine basarak gittiğimizin bir sebebidir. Bir göstergesidir akademisyenlerle bu işi götürmek. Tabii sadece bir iki akademisyen değil de bunların sayılarının artmasını istiyoruz. İnşallah i̇şte sadece bunu da dikkate alacaklardır. Sadece bir üniversite değil de birkaç üniversiteyle çalışmak isteriz. Tarihi bu şekilde günümüze kadar gelmiş sağlam bir ırk. Hasan Başkanım, yani bunun kendi içerisinde kaça ayrılıyor bu Denizli ırkı? Denizli ırkımız şu an 2004 yılında tescillenmiş iki tane ırkı var. Bunun bir tanesi şu an ötmekte olan pekmez kefi horozumuz. Bir tanesi de demirkır horozumuz. Altta demirkır rengimiz de var. İki tanesi tescillenmiş. Avrupa tarafından da bu biliniyor. Ama diğer ırklara geldiğimizde bunların tescili yapılmadığı için Avrupa'da da kabul gördüğünü duymadım. Bunun bir tanesi işte pamuk kır ırkımız. Diğer bir ırkımız al dediğimiz kırmızı. Diğer bir ırkımız da Arap siyah ırkımız. Nadir ırklardan biridir. Siyah çok fazla çıkmaz. Beş ana variyeteden oluşuyor Denizli horozumuz. Bu beş ana variyetenin dışında yok mu? Evet var. Ara renkleri var. İşte kefis sarı dediğimiz, ballı, işte akçil dediğimiz ırklar var. Bunlar da değişik değişik olmak üzere yaklaşık 12 renge ulaşıyor renk olarak. Ama tavuk ana renk olarak 5 rengimiz evet, ana var. Renk beş ve bu 5 rengin içerisinde beyazımız yok. Yok, beyaz yok. Beyaz Arnavutluk kökenli bir berat ırkıdır. O da Arnavutluk'ta yetişmiş. Fakat şöyle de bir şey var. Osmanlı'dan gelen bize bir özellik bu. Bir şekilde Anadolu'ya bu ırk gelmiş. Beratlarla denizleri çaprazlamışlar. Anadolu'da yeni bir ırk daha türemiş. Bu şu an literatürde yok. Ama inşallah bu literatürü de biz ülkemize kazandıracağız. Çünkü yüzyıllara dayanan bir ırk. İşte, doğal bir seleksiyon. Yani evet, doğal bir doğal seleksiyondan kastımız şu. Bilerek, araştırarak bu hayvana bir şekil vermek için yapılmış değil. Yüzyıllar tamamen içerisinde kendiliğinden ortaya kendiliğinden çıkmış. Ortaya İşte kül renginde deniz horozu değil efendim. Kül renginde deniz horozu yoktur. Bu ara renktir. Yani ara renk dediğim çaprazlama. İşte beratla kırılmış bir ırktan gelmiş bir ırk bu da. Evet. İşte onun dışında soğan kabuğu renginde
Denizli horozları var diyorlar. Değil, o da deniz horoz değil. Nedir? O da Anadolu horozudur. Bunun gibi 5-6 çeşit renkleri var bunların. Bunları da Anadolu horozu kategorisinde değerlendirebiliriz. Bunlar da yerel ırk olmuş. Çünkü yüzyıllara dayanan bir geçmişi var. Bunu araştırdığımızda Kütahya'nın Demet ilçesinde o bölgeye horozun nasıl geldiğini, o bölgede yüzyıllar öncesinde nasıl horoz yetiştirildiğini, şu an 80 yaşını aşmış bir amcamız var orada. Nuri amcamız. Ondan bizzat canlı olarak dinledim ve kayıtları da bende var. Kendisi 7-8 yaşındayken kendisine 80 yaşında amcaların anlattığı bilgileri bize aktardı. O dönemde işte beyaz gülübik horozların olduğunu, onların da Arnavut bölgesinden geldiğini ve Denizli'den de Kütahya'nın Emel ilçesine nasıl bir Denizli horozun nasıl geldiğini anlattı. Bir okul müdürü mutasarrıf tarafından oraya getirilmiş. Güzel Denizli horozlarına ve atın terkisinde getirmiş gelmiş de sizin müezzinden daha gür sesli horozlar var bizde demiş. Ben ondan getireyim siz hele bir dinleyin. Onlar da Denizli'ye gelip gittiğinde atın terkisinde getirmiş oraya, öyle anlattı. Dedi ki atın terkisinde bu ilçeye Denizli horozu gelmiş. Ve daha sonra da işte o bölgede ve Anadolu'da değişik illerde berat ırkıyla çaprazlamasından dolayı kül rengi, işte soğan kabuğu, akçil dediğimiz renkler ortaya çıkmış. Ortaya evet. Çıkmış. Bunlar da peki Anadolu Hasan horozu. Başkanım, özellikleri nedir Denizli horozun? Denizli horozumuzun ilk özelliği biliyorsunuz ötüm. Yani biz bugüne kadar Denizli horozunda hep ötüm üzerine çalışma yaptık. Hep daha güzel ötümler alalım. Daha kaba sesli horozlar olsun. İşte öttüğünde 300 metreden 500 metreden sesler duyuyorsun diye. Bakın şu an öttü horozumuz. Bu ses davudi bir ses. En çok tutulan seslerden bir tanesi. 4 ses tonu Denizli'de vardır. Bunun bir tanesi kalın ses. En kaba sestir. O ile başlar, o ile bitirir horoz. İkincisi davudi sestir. Bu da kulağa hoş ve tok gelir ses. Cırıltı gırıltı falan olmaz bunda. Gayet mükemmeldir. Üçüncü ses tonumuz net sestir. Bu da kulağa iyi gelen bir sestir. Net berrak bir sestir. Dördüncü sesimiz de ince ses dediğimiz iyi sesiyle bir ötümdür. Bu da çok fazla tercih sebebi değil. Damızlıkta önemli olan horozun ses kalitesidir. Bu kalitede sesinin ne kadar kalın olduğuna bağlı. Ne kadar kalın olursa damızlıkta o kadar iyidir Denizli horozu. Bu uzun da, ötmesinden ziyade. Evet, uzun saniyesinden ziyade. Olması. Sesinin kalın olması ve güzel olması çok önemli bizim için. Damızlıkta biz bunları kullanıyoruz. Genelde işte halk arasında bilinen tabir derler ki uzun öten horoz makbul değil. Uzun öten horoz makbul değil. Bizim için işte davudi ve güzel, kulağa hoş gelen sesler çok önemli. Bunlar makbul. İş Denizli horozunda damızlık kısmında horozda değil de tavuktadır mühim olan. İyi tavuğu bulabilmek çok önemli. İyi tavuk nasıl bulunur? Ayırırsın tavukları veya yumurtalarını nasıl yumurtladığını bilirsin. Tavuğun biri yuvarlak yumurtlar, bir tanesi işte ucu sivri yumurtlar. Diğeri de işte tam tersine iki tarafı eşit şekilde yumurtlar. Bu şekilde yumurtasını ayırabildiğin tavukları aynı yere korsun. Bir horoz atarsın, bunu denersin. Alttan ne geliyor? Yumurtaları ayrı ayrı çıkartırsın. Civciv edersin ki şu civciv bu tavuğun, bu horozun. Bunları ayırt etmek gerekiyor. Yani burada mutlaka bir kayıt tutmak lazım aslında. Tabii kayıt tutmak lazım. Körü körüne ilerlemenin hiç evet. Kimseye faydası yok. Kesinlikle. İşte pazardan iki tavuk aldım, attım başına bir tane horoz. Bundan yavru gelecek düzgün. Böyle bir şey yok. Tavuğu denemek lazım. En azından tavuğu 2 yıl, 3 yıl deneyeceksin. Alttan gelen yavruları göreceksin. Ötecekler. İşte tavuk %50 ve üzerinde iyi horoz verdiyse bu tavuk güzel bir tavuktur. İkinci yıl başka bir horozla denersin. Yine aynı şekilde düzgün bir yavru verdiyse iyi tavuktur. Üçüncü yıl bir daha denedin mi yine iyi bir yavru verdiyse artık dördüncü yıl bunu denemeye gerek yok. Hangi horozu atarsan at alttan düzgün kaç hayvan gelecek. Kaç sene damızlık olarak kullanabiliriz bir tavuğu? Bir tavuğu yaklaşık yüksek 15 sene rahat bahsetmiyorum. Yaşar. Yüksek verimden bahsetmiyorum. Yani damızlık demek yüksek verim demek değil. Biz ticari tavukçuluk yapan insanlar değiliz. Biz tabii hobiciz. Hobi amaçlı. Biz kaliteli iyi yavru almanın peşindeyiz. Bir tavuğu, bir horozu kaç sene damızlık olarak kullanabiliriz? Horoz olarak 8 sene çok rahatlıkla kullanabiliriz. Horoz 10-12 yıl aralığında yaşar. Tavuğu da 15-17 yıl aralığında yaşar. Bu yaşadığı müddetçe bunlardan yavru alınabilir. Ha, ihtiyarladığında
sadece belli bir ayda alabilirsin. Hangi aydır? Denizli bölgesinde bu Mayıs ayıdır. Hava şartlarının uygun olduğu dönem, horozun daha böyle kendini gösterdiği dönem. Biraz da sırtının ısınması lazım. Beli ısınacak ve horoz kendine gelecek. Ondan sonra aşım yapabilecek ve spermler de düzgün çıkabilsin, yavru üretebilsin. İhtiyar horozlarda Mayıs ayında genelde yavru alabiliyoruz. Bunun dışında kolay kolay alınmıyor. Peki ben en önemli soruna geleyim. Herkesin horozu kendisine güzel. Herkesin tavuğu kendisine güzel. Ya bunu denizde horozu ile ilgili belki onlarca program yapsak hepsi seyredilir. Bundan hiçbir şüphem yok. Ama Denizli horozu yetiştiricilerinin problemleri neler? Denizli horozunun yetiştiricilerinin problemleri şunlar. Malum hepimizin bunlar da genel problemlerinden bir tanesi. Şehirleşmeden kaynaklanan sebepten dolayı şehir içerisinde Denizli horozu beslemekte sıkıntı çekiyor arkadaşlarımız. İşte asılsız ithamlara maruz kalıyorlar. Nedir asılsız itham? İşte bakın buyurun. Yan tarafta komşunun bahçesinde horoz ötüyor. Rahatsız edici bir ses. Bakın yanda da köy horozu ötüyor. Yanında öten de köy horozu. Farklı bunların sesleri. Şimdi hangisi rahatsız edici geliyor? Hiçbirisi rahatsız edici değil. Sürekli havlayan bir köpek mi rahatsız evet, eder sizi? Kesinlikle. Belli saatlerde öten şimdi, bir horoz mu? Horoz beslemek yasak diyorlar. Olmaması lazım. Köpek beslemek serbestse 3 tane 5 tane 10 tane de besleyebiliyorsun köpek. Köpeğin bir tane köpeğin havlaması 10 tane deniz horozu sesinden daha fazladır. Daha çok da rahatsız edici midir? Bence tabii ki yanlış ama anlaşılma olmasın. Biz köpekçileri, evet, köpek besleyen dostlarımızı burada zor durumda bırakmaya çalışmıyoruz. Bunun da bir kültür olduğunu, yani bu sesin zaten bu hayvanların bir özelliği olduğunu. Etolojisi gereği hayvan bunu yapıyor. Bunları nasıl köpek havlıyorsa, kedi miyavlıyorsa bu da ötecek. Sonuçta rahatsız edici bir ses değil. Tamamen tersine rahatlık verici bir ses. İnsanlar bu horozları psikolojik destek amaçlı besliyor zaten. Deniz horozunun sesine alışan ama bir insan. Ama büyük şehirlerde artık insanlar başka bir horoz besleyemez. İnsanlar horoz sesi duymak istemiyor. Ama tatil zamanları hepsi köylerine gidip köy hayatı yaşamak istiyor. Ben de bu çelişkiyi anlamış değilim. Köyüme gideyim, horoz sesleriyle uyanayım diyen insanlar şehirde bu kültürü devam ettirmeye çalışan birileri olduğu zaman rahatsız olabiliyorlar bu horozun sesinden. Arkadaşlar bu bizim Anadolu'muzun kültürü. Eğer bunu biz Hasan Sağlam beslemezse, Ömer Kılıçoğlu beslemezse bu hayvanın nesli zaman içerisinde kaybolan ırklarımızdan bir tanesi gibi kaybolacak gidecek ve biz bu kaybettiğimiz kültüre, bu kaybettiğimiz değere çok üzüleceğiz. Tabii bunu ki bir şekilde anlatabilmemiz, bunu bir şekilde koruma, devlet korumasından bahsetmiyorum. Çünkü devlet korumasından şöyle bahsetmiyorum. Ben bu konuda çok fazla bilgiye sahip değilim. Fakat üreticilerin elindeki sürülerin daha iyi olduğunu. Evet. İşte Denizli Üretim Merkezi'nde üretilen horozların kalitesi çok iyi olabilir. Ben asla oradaki arkadaşlarımıza, bu işte uğraşan arkadaşlarımıza da yanlış anlaşılacak bir şey söylemek istemiyorum. Ama dışarıda vatandaşımızın elinde sevgiyle bakıldığı için, iş olarak görülmediği için daha evet, iyi hayvanların olduğunu biliyorum. Peki bu iyi hayvanları neden yaygınlaştırmayalım? Tabii ki. Şimdi deniz horozunun kaybolması sadece işte görüntü olarak belki deniz horozuna benzeyebilir ama ırkın genetik özellikleri bellidir. Bunlar nelerdir? Deniz horozu bir kere heybetlidir. Yani deniz horozu dediğinde maşallah şöyle bir yarım metrenin üzerine çıkması lazım. 50-60, 70-75 santimlik horozlarımız vaki. Bunlar da tabii ki genetik özellik dediğimizde sesler kaba kalın olacak. Şimdi bunları düzgün üretim yapmadıktan sonra, çapraz eşleme kurallarına uymadıktan sonra bunlar da bir şekilde kaybolmasına delaletler. Tamam horoz belki karşıda görünebilir, deniz horozuna benzeyebilir ama genetik olarak uygun mu, kilogramı uygun mu, ayak kalemlerinin uzunluğu uygun mu, boyu uygun mu, ötüş sesi uygun mu, bunlara bakmak lazım. Yani orada bir horoz var, evet deniz horozuna benziyor. Böyle bir şey yok. İşte bu horoz gerçekten deniz horozunun genetik özelliklerini yansıtmıyorsa biz ne bu istiyoruz? Da kaybolmuş demek. Biz ne istiyoruz Hasan Başkanım? Bu horozu İstanbul'un göbeğinde bile besleyebilmek istiyoruz. Eğer tabii devlet, eğer devletimiz Anadolu kültürüne sahip çıkan bizlere bu konuda bir uyarı, bir ceza verecek ise
yetiştiricinin disiplinsizliğine, kümes temizliğine bunlara ceza versin. Biz horozlarımızın alınacağından dolayı korkmayalım. Biz hayvanlarımızı sağlıksız ortamlarda bakmayalım diye korkalım. Devlet evet. Eğer bir şey denetleyecekse, devletimiz bize yol gösterecekse bunu ceza yazarak, hayvanlarımızı elimizden alınarak değil, belediye görevlilerinin hayvanları bu hayvanları üreticilerin elinden alarak değil de bir şikayet olduğundan, mesela örneğin diyelim ki koku yapıyor ve komşunuz şikayet etti sizi. Belediye niçin? Oraya o hayvanları almak için gelmesin. Niçin koku belediye yapıyor? Oraya, bakım olmadığı bakım için olmadığı koku için. Yapıyordur. Gelip denetlesin. Belediye gelsin, belediyenin veteriner hekimleri var, ilçe tarım yetkilileri var. Hepsi de çok yardımcı olan insanlar. Biz çoğuyla biliyorsunuz. İl Sağlık Müdürlüğü var. İl Sağlık Müdürlüğü var. Hepsi de inanılmaz fedakar bir şekilde bilgi veren insanlar bize. Gelsin, tavuğu burası şikayet var hakkınızda deyip tavuklarımızı almasın. Gelsin, bu tavuklar burada beslenmeye uygun değil. Ya bu kümeslerinizi uygun hale getirin, evet. Temizlik koşullarınıza, şartlarınıza uyun. Ya da bu tavukları burada beslemeyin desin. Evet. Umarım buradan da yetkililerin dikkatini çekmeyi başarmışızdır. Değerli Tarım Bakanımız, biliyorsunuz dilekçeler yazdık, sağ olsun hemen cevap vermişler bize. Bu konuda bizden taleplerimizi sormuşlar. Bunlar çok önemli şeyler. Çok önemli. Büyüklerimiz bizimle ilgileniyor. Biz de üzerimize düşen görevi yapıp gerekli mevzuat çalışmaları için raporlarımızı hazırlayıp bir an önce kurumlara, yetkili mercilere başvurmamız lazım. Ama biz bunu hangi şartlarda yapmamız lazım? İlk önce üreticilerin bize tam anlamıyla destek vermesi lazım. Tabii ki üreticiler de bizle beraber hareket ederse toplu olarak hareket ettiğimizden dolayı sonuca çok rahatlıkla ya, ve hızlı bir şekilde ulaşırız. Evde oturarak hem Türkiye Süs Hayvanları Federasyonu'na destek vermesi lazım bütün derneklerin. Bu konuda sadece horoz ve tavuk besleyen dernekler değil. Burada Kanarya Dernekleri, Kanarya Federasyonu, Güvercin Dernekleri, Güvercin Federasyonu, bu sorunların hepsi onlarda da var. Sadece aynı bizde yok ki. Var, evet. Bütün mevzuat değişikliği yapıldığında onlara da katkısı bunların olacak. Bunların da birleşilmesi lazım aslında. Birleşerek bu işlerin de çözülebileceğine inanıyorum. Hatta çalışıldığı sürece birleşmeden de bunların çözülebileceğine inanıyorum. Hasan Başkanım, bize vermiş olduğun değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum.